Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Dün akşam değil de önceki akşam Firavun'un emrine tabi olmaları sebebiyle Firavun onlara yakdumu gavmahu yevmel kıyameti, kıyamet gününde onların önüne geçecek Firavun ve onların başında onların liderleri olarak, bu dünyada nasıl liderleriydiyse öteki dünyada da onların başında mahşere gelecek diyor. Bunu anlatmıştık, bunu ne anlama geldiğini, bunu bize Allah-u Teala niye anlattığını. O akşam anlatmıştık hatırlarsanız. فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ Onları ateşe götürecek diyor. Firavun onların başında ateşe götürecek. Ve بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ Bu ne kötü gidilecek yerdir o ateş diyor Allah-u Teala. Böyle bir değerlendirmesini yapıyor. Burada bırakmıştık hatırlarsanız. Şu ayeti kerimeden devam ediyor. Bugünkü dersimiz buradan devam edecek. Ve utbi'u fi hadihi laneten ve yevmel kıyame. O Firavun ve ona tabi olanlar, onun peşinden koşanlar, onun davasını güdenler, onu tanrı edinenler, onu tanrı edinip de Hazreti Musa'nın getirdiği tevhid inancına karşı çıkanlar, onları bu dünyada ve ahirette lanet takip edecektir. Onların peşine lanet takılmıştır diyor Allah Teala. Ve ütmiyor mu? Onlara takılmıştır peşine, tabi olmuştur onlara. Fi hadihi bu dünyada laneten bir lanet ve yevmel kıyame ve kıyamet gününde. Hem bu dünyada ve hem öteki dünyada onlara lanet, onları lanet takip edecektir. Bir lanet takip edecektir. Bu lanetin anlamını hatırlarsanız Allah'ın uzak olduğu kimseler demektir bunlar. Lanet bu anlama geliyor yani. Allah'ın ilgilenmediği insanların ne hale geldiğini bir düşünün. İnsanlar Firavun gibi veya onun arkadaşları gibi günah işleyenler, şirk koşanlar bunlara lanet olacak. Bu lanet kelimesi bir hukuki yemin olarak da Kur'an'da yer alır. Hukuki yemin olarak. Nur suresinin birinci sayfasında karısını mahkemeye verip boşamak isteyen kişi Allah-u Teala diyor ki 4 tane şahit getirecek. Karısına zina isnat etti. Zina isnat ediyor. 4 tane şahit getiremeyeceğine göre ne olacak diyor Allah-u Teala o zaman? O zaman mahkemede 5 defa yemin edecek. Hem hanımı hem kendisi. 5'er defa yemin edecekler. O 5. yeminin de koca Allah'ın lanetini üzerine alacak. Diyecek ki Allah'ın laneti benim üzerime olsun, ben doğru söylüyorum. Bu hanımımı zina etti. Kadın da yemin edecek, Allah'ın gazabını üzerine alacak. Diyecek ki hayır kocam yalan söylüyor. O zaman hakim boşamaya karar verecek. Çünkü Allah'ın lanetini ve Allah'ın gazabını üzerine alan iki eşin bir araya gelip bir daha hayat sürdürmesi mümkün değil. Bundan anlıyoruz ki öyle 3'ten 9'a şardım olsun, karıyı attım dışarı diye bir olay yok. Mahkemeye gideceksin, bak yeminler oluyor, lanetler oluyor falan, ne oluyor, anlıyor musun? Ama maalesef Türkiye'mizde bu rezaletleri yaptılar bu hocalar. Yani 3'ten 9'a şardım, hala hukuk böyle okutuluyor. Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Efendim, şimdi hep beni arıyorlar Türkiye'de. Bu fetvayı böyle verince ben televizyonda hocam kocam etti şart etti 3'den 9'a ne olacak? Ya o koca arıyor beni, hocam ben böyle bir şey ettim ne olur? Ben oldum şeyin danışmanı, Türkiye'nin danışmanı. Şimdi bu lanetin orada yani Nur suresinin birinci sayfasında bir hukuki anlamı var, bir hukuki yemin manası var yani. Böyle bir yeri de vardı bu lanetin.
Ama diyor Allah-u Teala, hem bu dünyada bir azap olarak laneti onların peşine taktım, hem de kıyamette takılacaktır diyor. Bi'se riftül merfud. Bu ne kötü bir destektir bu lanet. Bu ne biçim destektir, bu ne kötü destektir diyor Allah-u Teala. Lanetten destek alınır mı? Öyle bunlar diyor, bunlar öyle. Evet. Çünkü burada hep yalandan, hep sahte fikirlerden, şirkten destek alıyorlardı. Şimdi oraya lanet oldu onlara. Yanlış fikirler, yanlış inançlar, din düşmanlıkları orada lanete dönüşüyor. Bunun için anlatıyor bize bunu yani. Demek istiyor ki Yüce Allah, bizim neslimize, bizden önceki nesillere, kıyamete kadar gelecek olan nesillere din düşmanlığı yapmak, gerçek din düşmanlığı yapmak, peygamber düşmanlığı yapmak, vahiy düşmanlığı yapmak, mahşerde lanet azabına dönüşüyor. Bunu anlatıyor bize, caydırmak için bizi, sakın ha böyle yapmayın demektir. Şimdi peygamberimize döndü Allah-u Teala, ders veriyor ya şimdi Kur'an Üniversitesi'nde Allah-u Teala ders veriyor. Bu derste geçmişin ta Nuh peygamberden itibaren anlattı. Şuayb peygamberi anlattı, İbrahim peygamberi anlattı, Hud peygamberi anlattı, Firavun'u anlattı, Hazreti Musa'yı anlattı. Anlattı. Şimdi döndü, bunları sana niye anlatıyorum diye peygambere ders veriyor şimdi peygamberimize. Bize de tabi ders veriyor. Zalike, işte bu. İşte bu anlattıklarım. Bu Hud suresi, bak kaç gecedir ta Ramazan'dan evvel başladık bunu anlatmaya. Bu kadar anlattığım bu konular min enbâil gura. Bunlar ülkelerin kıssalarıdır, hikayeleridir, haberleridir, olgularıdır, tarihi serüvenleridir ya Muhammed. Bunun sana bu anlattıklarım o ülkelerin haberleridir. Nekussuhu aleyke, sana onları anlatıyorum, kıssa ediyorum. Kıssa, hatırlarsanız bir ara söylemiştim size. Kassa aslında izini takip etmek anlamına gelir. İzini takip etmek. Bu anlamı Allah-u Teala Kasas suresinde kullanır. Hazreti Musa'yı attı nehre, annesi sandıkla. Hazreti Musa'nın ablasına dedi ki fekussihi ileyh, onu takip et. Sen git onu nehrin kenarından o sanduka böyle gidecek, nereye gittiğini bir takip et onu. Orada takip etmek anlamına kullanıyor. Ama bu anlamın burayla alakası var. Yani tarihi olguları sırayla takip etmek anlamına geliyor. Anlatmak yani o olguları, o haberleri takip etmek manasına gelir bu. Kıssayı anlatmak bu demektir yani. Oradaki lügat manasıyla buradaki mana hiç farkı yok. Aynı kökten geliyorlar, aynı manayı taşıyorlar. Yani sana anlatıyorum bu kıssaları, bunları sana takip ediyorum yani. Bak takip ederek bir de bir. Hazreti Nuh'tan başladım, böyle sırayla geldim sana ya Muhammed. Bunları sana anlattım. Minha kaimun. O haberlerden, o kıssalardan, o ülkelerden bir kısmı hala yaşıyor. Hala var onların kalıntıları diyor. O helak olan ülkelerin kalıntıları hala kaimdir. Yani hala duruyor. Mevcut. Mevcut. Yani sen de gitsen geçsen görürsün yani. Şimdi bu inşallah hacca gittiğiniz zaman göreceksiniz. Mekke'den Medine'ye giderken işte orada göreceksiniz o insanların kalıntıları, o taş yığınlarını nasıl onlar orada helak ettiğini orada göreceksiniz. Ve hasid. Minha kaimun ve hasid. Bir kısmı duruyor, mevcut hala eserleri, kalıntıları var. Ve hasid. Bir kısmı da yok olup gitmiştir diyor Allah-u Teala. Böyle hasid, hasat etmekten gelir. Hasat. Hani harmana hasat edersin ya, oradan geliyor bu kelime. Bu kelimenin manası. Hasat demek çer çöp ölmüş yani. Efendim Anadolu'da harman yaparken biliyorsunuz arabayla ezerlerdi eskiden. Şimdi şeyle yapılıyor, makineyle yapılıyor. O şeyi eriyor, şeyden çıkıyor, tanesi çıkıyor o efendim başaktan. O birler çer çöp oluyor. Yani ağla konmuş, ahıra konmuş, çer çöp olmuş bir şey gibidir onlar şimdi. Onları bulmanız zor.
Yani onlar kaim değiller yani. Onlar ona yok olur gittiler onlar. Bizler. Şimdi bu haberi Peygamberimize diyor sana anlatıyorum. Sana bu dersi veriyorum. Sen bu dersi ümmetine anlatacaksın. Senin de ümmetine anlatacaksın. Yani öyle zaman gelir ki bir milletin nesli o milletin eserini bulamayabilir. Hasat olmuş olabilir yani. Dikkat etsinler. Bazı ameller vardır. Yok eder, yok eder. Bazı ameller vardır. Helak eder ama durursun o. Yani eserlerin durur. Şimdi biz Osmanlı'yı, Selçuklu'yu geziyoruz, görüyoruz. Nasıl eserleri yapmış, bırakmışlar efendim. Hala yaşıyor onların mabetleri. Onlar damgayı vurmuşlar Anadolu'ya. Onlarla iftihar ediyoruz efendim. Ha? Onlar kaimun. Ama öyle toplumlar var ki yok olup gitmiştir. Bizans İmparatorluğu'nun hala kaimundur. Hala o surları görüyoruz. Hala onların kiliseleri var. Hala Ayasofya Camii'si onlardan kalma. Dolayısıyla onların da eserleri kaimundur. Duruyor. Böylece Yüce Allah kimi amellerin, kimi davranışların o toplumları yok ettiğini, hasat haline getirdiğini, çerçöp haline getirdiğini, kimi amellerin helak ettiğini ama o eserlerin kaldığını, onları ibret olarak, ders olarak sizlere bıraktığını söylüyor. Buradaki ayetinde bir ders veriyor yani. Buradan şu sonucu da çıkartıyoruz bu ayetten. Tarih dersi çok önemli bir derstir. Çünkü Allah-u Teala bize tarih dersi veriyor. Ta Hazreti Nuh'tan alıp getiriyor. Başka ayetlerde Hazreti Adem'den başlıyor. Tarih dersinden ibret almak ve tarih dersini mükemmel bir şekilde anlatmak, bir toplumun nasıl battığını, neden battığını, niçin battığını detaylı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in verdiği dersle o ders şeklinde anlatmak mutlaka bir tarih bölümünün olması gerektiğini, üniversitede tarihin öğretilmesi gerektiğinin en büyük delili. Çünkü tarihi olgular eğitici olgulardır. Yaşayan nesilleri doğruya götürmek, kötüden caydırmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de bu tarihi derslerdir. Bunu da buradan çıkartıyoruz. Şimdi Yüce Allah Hazreti Peygamber'e bir ders veriyor. Dolayısıyla bize veriyor. Buyuruyor ki ve ma zalemnahu velakin zalemu enfusu. İşte kaide bu. Şimdi tarihten çıkartılacak bir netice bu şimdi. Bir Allah çıkartıyor onu ya. Şimdi onu bize bırakmıyor. Şimdi. Biz burada biz afallarız yani. Biz deriz ki ya Rabbi bu adamları niye böyle helak ettin? Hasat ettin bana böyle. Yak ettin. Niye? Bunlara zulmettin sen ya. Sen zulmettin ya Rabbi diye düşünürsün. Buna hiç düşünceyi bırakmadan kendisi cevaplandırıyor onu. Ben onlara zulmetmedim. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. İşte İslam kaderinin, kader anlayışının, Kur'an kader anlayışı budur işte. Kul ne yaparsa kendisine yapar. Kulun başına gelen olaylar kendi yaptıklarındandır. Bu net bir kader anlayışıdır. Muazzam bir ders veriyor. Yani siz bu baktığınız zaman da diyor Allah-u Teala bu anlattıklarım bu baştan itibaren Hazreti Nuh'tan itibaren getirdiğim bu konular aslında ben onlara zulmettim gibi gözüküyor. Kimini boğdum, kimini fırtınaya tuttum, kimine ses verdim. Hepsini yok ettim götürdüm. E o zaman yani ben zulmetmiş gibi görünüyorum burada öyle değil mi yani şimdi öyle baktı mantığa bakarsanız öyle oluyor. Ama öyle değil o. Sakın böyle düşünmeyin. Ben onlara zulmetmedim. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Demek ki değerli kardeşlerim bugün Türkiye'nin başına ne geliyorsa bugün İslam'ın aleminin başına ne geliyorsa Amerika getirdi değil. Bırak şimdi. Bırak bak. Sen ettin buluyor. Şimdi
Yani en basitinden bir şey anlatayım size yani. Osmanlı Devleti Güneydoğu Anadolu bölgesini hangi fikirle disipline etti, idare etti orayı? Seyit kavramıyla, seyit, seyit. Seyitler oluşturdu orada, seyitler. Yani seyit kim? Hazreti Peygamber'in sülalesinden gelenlere seyit dedi. Ne alakası var ya? Güneydoğu halkı nire? Peygamber'in sülalesi nire? Ama oradaki halkı işte bu kabile memnesi seyit. Halk da diyor ki bu seyit. Tamam, seyide itaat ediyor. Peygamber da seyit. Ulan kaç tane seyit var Peygamber'in sülalesine? Güneydoğu halkının ne alakası var seyit? Tabii halk bunu düşünmüyor. Osmanlı'da böyle bir siyaset güttü. Bu yanlış siyaset. Güneydoğu'yu eğitecekti, eğitecekti. Bilgi, bilginin peşine takacaktı onları. Seyitlerin değil, sahte seyitlerin değil. Sahte. Anladın mı şimdi? Sonra onların çocukları okudu, şimdi bizim başımıza çorap örüyorlar. Bak, 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 bak. Ne zaman ki o seyitlik kavramından kurtuldular, aha şimdi başımıza bela. Yanlış siyaset başa bela olur. Halbuki okutsalardı, tahsil yapsalardı, gerçi medreseleri kurdular orada ama medrese medrese değil ki. Medrese siyaset yapıyor kardeşim. Düşmanlık yapıyor. Vatanına, milletine düşmanlık üretiyor. Şimdi demek ki Allah-u Teala bile kulları ona isyan ediyor. Onları bu bilgiyle eğitiyor. Bakın bilgi olmadan olmaz efendim. Anlıyor musunuz şimdi? Anlayın ben yani Bayraktar Hoca nasıl tenkit ediyor? Ben hocayım. Ben bilgilendireceğim insanlığı. Canım kardeşim. Ben sadece bu Türkiye'nin hocası değilim. Ben doğruyu söylemek mecburiyetim diye. Yani Allah-u Teala bu insanları disipline etmek için, eğitmek için bilgi gönderiyor. Bak Kur'an bilgisi. İşte biz bilgiyle insanlara yanaşmıyoruz. Seyit. Nedir seyit ya? Peygamberin torunuyla ne alakası var efendim sülalesinde? Böyle yalan şeyler olur mu? Yalanlar olur mu? Yalanlar siyaset olmaz. Çok ciddi şeyler konuşuyorum burada ben. Çok. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki yani benim kullarımın başına gelen olaylar benden değil. Yani ben size zulmetmiyorum. Siz kendiniz yapıyorsunuz, kendiniz buluyorsunuz. Senin amelin bana diyor ki beni böyle değerlendir, ben de öyle değerlendiriyorum diyor. Senin amelin geliyor benim yanıma diyor ki ben böyle istiyorum. Tamam sen öyle misiniz? Aa sen öyle. Sen eşkıyalık istiyorsun? Aa sen eşkıyalık. Sen ne istiyorsun? Sen de takva istiyorsun. Aa sen takva. Yani onların kendi kendilerine zulmettiler diyor. Bakın şimdi bunu ayetin Fussilet suresinde bir açılımı daha var. Bir arkadaşı var. Men amile salihan. Kim bir ameli salih işlerse, iyi amel işlerse, feli nefsihi kendisinedir. Ve men esa'e fealeyha. Kim kötü bir amel işlerse, kendi aleyhinedir. Ve ma rabbuke bizallamin lil'abid. Allah asla kullarına zulmetmez. Bak orada da söyledi. Asla kullarıma ben zulmetmem. Herkesin kendi ameli kendisinedir. Şimdi bu bir kader anlayışıdır. Yani bir zamanlar benim bir yakınım dedi ki hoca dedi. Ha bu benim çocuklar haberi oldular dedi. Ne olacak ya? Köyde komşumuz. Dedim ki uzun yıllar senin çocuğun olmadı değil mi dedim. Evet. 6 tane kara aldı. Ben 3'ünü tanıyordum. O bir 3'ünü boşamış. Da 3'ü sağdı ben tanıyorum onları. Sen dedim 6 tane kara aldın evlendin dedim. Yani çocuk bulmak için değil mi? He.
Allah'tan dedim nasıl çocuk istedin? Hayır mı çocuk istedin yoksa sadece çocuk mu? Sadece çocuk istedin. Aa işte çocuk dedi sağ Allah. Aha! Aha! Hayırlı çocuk istemedin. Sen dedim Adem peygamberden üstündün dedim. Da Adem peygamber dedim Araf suresinde Allah'a dua edeyim. Diyor ki Allah ya Rabbi bana hayırlı evlat ver. Peygamber peygamberken hayırlı evlat istiyor. Hem de toplumda kimse yok ha. Çocuğu yoldan çıkarırsa kimse yok. Şeytan namacası yok. O öyle işte. Le'in ateytena salihan lenekûnenne mine şakirin dedi. Havva annemizle beraber dua ediyorlar. Karı koca dua ediyorlar. Havva annemiz gebe kaldı. İlk çocuk dünyaya gelecek. İlk çocuk dünyaya gelecek. Oturmuşlar bu dua yapıyorlar bir Allah'tan. Ayet, ayet. O şaka değil bu. Sonra Allah'a dua ettiler. Ya Rabbi bize hayırlı evlat verirsen biz sana şükredeceğiz. Ne zaman gidiyor? Verdim onlara diyor hayırlı evlatı. Bana şirk koştular o hayırlı evlat uğruna. Felemma atahuma salihan ceala lehu şurekâe fîmâ atahuma. Ama ya Rabbi. Ama ya Rabbi. Ha şimdi yani peygamber peygamberken hayırlı evlat duası yapıyor dedim. Sen sadece de hayır. Böyle olurlar dedim işte. Olurlar böyle işte. Fark bu. Şimdi demek ki olay şu. Allah-u Teala burada bir temel kural koyuyor. Kul şunu bilecek. Allah kuluna zulmetmez. Kul kendi kendine zulmeder. Bu temel kuraldır. Dinimizin temel tevhid inancından sonra ikinci gelir bu. Bu kaideyi bileceksin arkadaş. Onun için Allah'a isyan etmeyeceksin. Ne yaptı? Bir toplum ne yaptıysa kendi başına gelir efendim. O kadar. Efendim, şimdi devam ediyor. Demek ki bu kuralı anladınız. فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتْهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكِ. Şimdi Allah-u Teala peygamberimize ders veriyor, bize ders veriyor. Bak diyor ya Muhammed, فَمَا اَغْنَتْ عَنُمْ آلِهَتُ. Onların o sahte tanrılar onlara hiç fayda vermedi. Hiç fayda vermedi. Hiç. Fayda vermeyecek, tanrı olmayacak varlıkların peşine düştüler. Tanrı olmayacak ideolojilerin, felsefelerin peşine düştüler. Bir menfaat beklediler. Yok şucu dediler, yok bucu dediler, yok ocu dediler. Gene konuşamıyoruz Ramazan Allah aşkına da aça bu kalbimi de biraz konuş. Da. Beni bıraktılar ya Allah-u Teala. O sahte tanrıları bir şey yapmadı. Bak âlihetumun yed'ûne min dûnillâh. Allah'tan başka yalvardıkları, tapındıkları o sahte tanrılar onlara hiç fayda vermedi ben onları helak ederken. O yaptıkları zulüm başlarına gelirken o tanrılar neredeydi ya Allah'ta? Nerede? Böyle anlat o senin ümmetine. Öyle gidip de efendim türbeleri yalvarmasınlar. Bu akşam konuşmamı dinlediniz ha? Bu akşam konuşmam onaydı. Ya ne adilik ya. Böyle Müslümanlık olur mu ya? Adam ben gözümle gördüm. Secdeye kapandı gitti türbeyi. Hacı Bektaş'ı verin türbesini öpüyor. Mermerleri. O şeyleri. Bezlerin üstündeki yeşil örtüyü. Aman ya Rabbi çocuğun yüzüne sürüyor. Aman Allah'ım. Ya Rabbi dedim. Aman yapma dedim ya. Şirk bol geziyor. Şimdi diyor Allah-u Teala. Ben onu o zulüm var ya o kendi yaptıkları zulüm başlarına gelen. O başlarına gelirken diyor Allah-u Teala. O tanrıları neredeydi? Hiçbir fayda vermedi diyor Allah-u Teala. Lemma ca'a emru rabbik. Senin Rabbinin emri diyor. Ha, peygamberimize hitap ediyor. Senin Rabbinin emri gelince bu helak emrini verdiğim zaman onların tanrıları hiç fayda vermedi. Bunu iyi bilsinler diyor Allah-u Teala. Kimin fayda vereceğini iyi bilsinler diyor. Ona göre fayda verenin peşine gitsinler. Tanrının, Allah'ın peşine gitsinler. Ona yalvarsınlar. Ve ma zaduhum gayre tedbir. Bırakın fayda vermeyi diyor Allah.
bırakın fayda vermeyi. Peygamberimiz diyor, bırak fayda vermeyi diyor. Onların zararını artırdılar diyor. O sahte tanrılar onların zararını artırdı. O zararını artırdı dediği şey, demek ki bunlar insan tanrısı ha, bunlar put değil. Putin ne alakası var ahirette, ne işim? O insan tanrıları, şeytan tanrılarını mahkeme çağıracak Allah-u Teala. Evet. Hani dünyada hazır vaziyetindeydiniz o putların, o sahte bana koştuğun tanrıların, öyle diyor Yasin suresinde Allah-u Teala. وَاتَّحَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرٌ. Aman Allah'ım, bak nasıl öyle Allah-u Teala. Allah'tan başka edindikleri tanrıları, o insan tanrıları, ha? İnsan. O insan tanrıları var ya diyor Allah-u Teala. Onları tanrı edindi, niye biliyor musun? Yardım etsinler bize diye. Olur ki bize de yardım ederler. Bu insanları böyle büyütelim, onlara tapalım, onları şey yapalım. Belki yardım ederler bize diye onları yaptılar. La yestetiyona nesrum diyor Allah-u Teala. O sahte tanrılar, insan tanrıları, onlara yardım etmekte güçleri yetmez. Yetmez. Ama ne yazık ki onlara tapanlar vehum lehum cundu muhlarun, onların hazrol vaziyetindeki askerleridir. Aman ya Rabbi. Şimdi öyle duruyorlar, öyle yapıyorlar işte. O sahte tanrıların, sahte ideolojilerin, sahte efendim felsefelerin peşinde koşanlar, ötekileri diyemeyelim. Ne edeceğim? Ne edeceğim? Sen dün akşam bir şey söyleyordun bana. Ama ne diyemeyelim bunda? Ambargo var ya, kafada ambargo var ya, sansür var kafamda. O bir tarafa gidiyor, o bir taraf diyor ki sansürlüsün sen, öyle sen ağızdan çıkma. Diyor dışarı. Şimdi burada bırak diyor Allah-u Teala onlara fayda vermeyi, zararlarını artırdılar diyor Allah-u Teala. Ve mâ zâdûm gayret etmeyin. Onların zararlarını artırdılar diyor Allah-u Teala. Gayret taksir demektir bu diyor. Efendim zemahşeri. Hasir yani iflas. İflaslarını artırdılar yani. Zararlarını artırdılar. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala derse. Ders devam ediyor şimdi, bu kıssaları anlattı ya, o kıssaların ardından değerlendirme yapıyor Allah-u Teala şimdi. وَكَذَٰلِكَ اَخْدُ رَبِّكَ اِذَا اَخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً وَكَذَٰلِكَ işte böyle اَخْدُ رَبِّكَ, senin Rabbinin yakalaması böyle. Ben böyle yaparım. Öyle peygamberime karşı çık. Yok mu ben bir şey? Kur'an-ı Kerim'e efendim çağ dışı kitap de, çöl kanunu de, memne de, efendim karanlık günlere gidiyor de, efendim din dersi mecbur olsun mu olmasın mı de, olmasın Allah okutmayacak diye herif ya, hale bak ya. Ulan bu ne insanlar yetişti bu ülkede ya? Televizyonda söyledim onu. Ha burada sadece burada söylemiyor dedim, ben üstüne başbakana söyledim ya. Hem de başbakana böylece hitap ederek. Bunu vebalini ödeyemezsin dedim. Din dersi mecburiyeti kaldıracak. Kim için? İki tane grup için kaldıracağı fanları. Allah'a okutmayı kaldıracağım. Kim için? Şu grup için, bu grup için. Söylemiyorum o grubu, bu grubu. Böyle iktidar olur mu ya? İşte ben yakalarım diyor Allah-u Teala. İşte benim yakalamam böyledir diyor Allah-u Teala. İdâ ahadel gura ve hiye zalime. Onlar kendi kendilerine zulmederken benim onları yakalamam işte böyle olur diyor. Kendine zulmediyordular diyor. Ve hiye zalime. O ülkelerin halkı kendi kendilerine zulmederken işte ben onları böyle yakaladım diyor Allah-u Teala. İnne ahzehu elimun şedid. Bileceksin ki ya Muhammed, benim yakalamam çok şiddetli ve çok elem vericidir. Çok elem verici
ve çok şiddetlidir. Ben yakaladığım zaman öyle bir insanın bir insana yumruk vurmasına benzemez. Ben korkunç yakalarım diyor Allah-u Teala. Bu değerlendirmeyi yaparken asıl maksat, yani Yüce Allah Hazreti Peygamber'e bu dersi verirken bize duyuruyor. Çünkü o peygamber nitekim bir gün vefat edecektir. Ona ders verirken onun böyle hataları yok idi. Ama o olanları anlatıyor Allah-u Teala, geçmişi. Gelecekteki bizlere ibret veriyor, ders veriyor. Bizi yanlıştan caydırıyor. Asas bunlar işte sosyoloji mühendislerinin, siyaset mühendislerinin alacağı ders bunlardır. Bunlar toplumu nereye götürüyorlar? Nereye gidiyorum? Bunları bilerek, ah bunları biz işleyebilseydik, anlatabilseydik ve böyle insanları yetiştirebilseydik, ne yapalım, böyle işte. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. İnne fî zâlik. Bu benim anlattığım Hud suresindeki bu olaylar var ya diyor Allah-u Teala. Hani Nuh'tan beri anlat, Hazreti Nuh'tan beri anlattım ha. Bunda var bu helak olma olaylarında. Le âyeten, bir ders var. Ders. Ders alacaksın diyor Allah-u Teala. Ders. Kim için? Herkes bundan ders almaz diyor Allah-u Teala. Bu benim anlattıklarımdan ki herkes ders almaz. Onu bil ya Muhammed. Onu zannetme sen şimdi. Herkes ders alacak bundan da. Öyle efendim doğru yola gelecek de filan filan. Limen hafe azaben ahiret. Aman Allah. Ahiret azabından korkan için bir ders vardır. Ahiret azabından korkan için. Aynen, dikkat edin bak buna şimdi. Zalike, işte bu yevmun mecmun, toplantı günüdür o. O kıyamet günü dediğin şey toplantı günüdür o. Lehun nasu, insanlar için toplantı günü. Ve zalike, işte bugün, işte o kıyamet günü, yevmun meşhud, şahitlenmenin günüdür o gün. Bir araya gelmenin günüdür o gün. Şahitlerin ortaya çıkacağı bir gündür. Amellerin sorgulanacağı, şahitleneceği bir gündür o gün diyor. İşte bugünden korkan insanlar benim bu anlattıklarımdan ders alırlar ya Muhammed. Sen de öyle, sen de ders vereceksin. Allah'ından böyle korkup şey etmeyen adam, ders almayan senden alır mı? Senden nasıl alacak? Onun için diyor Allah-u Teala buyuruyor. Ben bunları kıyamet azabından korkanlar, o toplantı gününden, o amellerin şahitlendiği, sorgulandığı günden korkanlar için bunda bir ibret, bir ders, bir öğüt vardır diyor Allah-u Teala. Bu anlattıklarından. İşte bu zamana kadar okuduğumuz bu Ramazan boyunca, Ramazan'a ve başlamıştık Hud suresine. Efendim, o zamandan bu zamana anlattıklarımız işte böyle bir derstir diyor Allah-u Teala. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii ki dinimizin pek çok kurallarını biz bilmiyoruz. Yani bunları, kuralları bilmiyoruz. Çünkü bu kuralların hitap ettiği insanlar var. Kimi siyasilere ediyor, kimi ekonomistlere ediyor, kimi öğretmenlere ediyor, kimi hocalara ediyor, kimi size ediyor, kimi toplum geneline hitap ediyor. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, limen hafe, hafe var ya, korkmak, korkmak. Bu korkmak öyle bir güçlü duygudur ki, İbrahim suresinde ne diyor biliyor musun Allah-u Teala? İbrahim suresinde Allah-u Teala bu hafeyi alıyor. Bak şimdi baba. Ve lenuskinennekumul arda min ba'dihim. Onlardan sonra sizi onların yerine iktidara getireceğim diyor Allah-u Teala. Bak, söz veriyorum. Allah-u Teala ferman veriyor. Oyuncak değil. O adamlardan sonra sizi iktidara getireceğim diyor. Bak şimdi. Zalike, bu iktidarı kime vereceğim biliyor musun diyor Allah-u Teala. Limen hafe megami ve hafe ve'id.
benim makamımdan korkan ve benim vaadimden, tehdidimden korkanlara bu iktidarı vereceğim diyor Allah-u Teala. Vay vay vay. Yani ahiretten korkmak, Allah'ın makamından korkmak iktidarı deviren bir güç. Aman yarabbim. Böyle korkan, benim makamımdan, vaidimden korkanı ben iktidara getiririm diyor Allah'a. Ben getiririm. Ne biçim duygu bu? Ne biçim iman bu? Aman yarabbim, iktidar yap. Tek başına. Baksana. Bu korku diyor, benim makamımdan korkup da kendini düzenleyen, benim vaidimden, tehdidimden korkan, kendini düzenleyen var ya diyor. Ha ha. O aslında bana ne diyor o korku biliyor musun? Aşağıya geliyor. Ya Rabbi iktidara getir beni. Yık bunları, benim yerine getir bunları. Ben yıkarım, onu da getiririm diyor Allah-u Teala. Ayete bak, ayete. Bu siyasetin en büyük dinamiğidir bu. Yani bugün Osmanlı, bugün Selçuklu iktidara geldiyse dünyaya, efendim şey yaptıysa, işte bu var. Bu ayet var, onun kökeninde bu var. Bu. Bunları anlatmamız gerekiyor aslında ya. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.